Emmanuel Lumino Londra'yı çok seviyor. Bu Fransız girişimci teknoloji tabanlı startup şirketini 2014 yılında kurduğu zaman İngiltere'den daha iyi bir yer düşünememiş. O, internette tüm dünyada emlak yatırımı yapılabilecek bir sanal platform hizmeti sunuyor. Berlin mi Londra mı? Berlin olması sana bağlı. Brexit sonrası Emmanuel işlerini İngiltere dışına genişletmeyi düşünmüş. Bugün Berlin'de işe alacakları biriyle Skype programı üzerinden bir mülakat yapacaklar. Londra'nın durumu şu anda belirsiz. Bu sebeple iş konusunda daha faal olabileceğimiz bir yer bulmalıyız. Bu nedenle Berlin'de yeni bir ofis açtık ve Londra'dan taşınıyoruz. Bu kararı Brexit'ten 3 hafta sonra aldık. Peki Londra'da kalmak bu kadar zor mu? Sanal pazar ve teknoloji alanındaki istikrarlı büyüme, İngiltere ekonomisinde son 10 senede görebileceğiniz en büyük başarı hikayelerinden biri aslında. Londra, Avrupa'nın Silikon Vadisi olarak görülüyor. Burası Londra'nın doğusunda bulunan teknoloji merkezi. Burası Silikon Kavşağı adıyla biliniyor. Ancak Brexit sonrası piyasada bir şok etkisi yarattı. Londra'nın girişimcileri şimdi tedirgin. Herkes farklı arayışlar içerisine girdi. Çünkü onlar için Brexit, Texit anlamına geliyor. Londra şimdi Dublin, Paris ve Lisbon gibi Avrupa'nın diğer teknoloji merkezleriyle daha büyük bir rekabet içerisine girecek. Ancak şu anda çıkışta olan Almanya'nın başkenti, Londra'nın bu konudaki en yakın rakibi. Brexit sonrası Berlin şehir hükümeti, İngiltere kaynaklı büyük şirketlerin kente gelmesine sıcak bakıyor. Berlin'in ekonomi ve teknolojiden sorumlu şehir senatörü, yaklaşık 60 adet İngiliz şirketiyle önemli görüşmeler yaptıklarını söylüyor. Belirsizlik yatırımın en büyük düşmanı. Birçok şirket şimdi Londra'da bulunan ofislerini elinde tutarak Avrupa kıtasında da bir şube açma niyetinde. Brexit öncesi böyle bir şey görülmemişti. Emmanuel için Berlin'de ofis açmanın en önemli nedeni yetenek. Avrupa'daki en iyi insanlarla çalışmak için artık Londra'da bir yer kiralamanın gereksiz olduğunu düşünüyor. Ve elbette bu konuda yalnız değil. Brexit sonrası İngiltere'deki teknoloji firmalarının %51'i en iyi çalışanları çekmenin şimdi daha zor olacağını düşünüyor. Bu şirketlerin %70'i de Avrupa Birliği'nden gelen şirket elemanlarının İngiltere'de çalışma hakkına sahip olmasını istiyor. Pedro Oliveira, Avrupa'daki profesyonel teknoloji firmalarına eleman sağlayan bir hizmet veriyor. Brexit sonrası İngiltere'ye gelip işe girmek isteyenlerde büyük değişim olduğunu belirtiyor. İnsanlar artık burada çalışmak istemiyor. İki ya da üç mülakata giren bir kişi eninde sonunda bir yerde iş buluyordu. Ancak artık buraya üyeliklerini iptal edip siyasi nedenlerden dolayı artık İngiltere'de çalışmayı düşünmüyorum. Diğer ülkeler daha istikrarlı. Onlardan birine gidip orada çalışacağım. Gerard Gretsch, devlet destekli Texity UK adlı bir danışmanlık şirketini işletiyor. Ona göre hükümetin bu sektörü koruması gerekiyor. Sanal ortamda oluşan ekonomi, Birleşik Krallık'ın gayri safi milli hasılasının %10'una tekabül ediyor. Amerika'da bu oran %8, Avrupa Birliği'nde ise 5.5 civarında. Peki Brexit, istikrarlı devam eden bu sektörü baltalamayacak mı? Sanal teknoloji sektörüne yön vermek dururken neden bu pazarın yavaşlamasını bekliyoruz bir türlü anlamıyorum. Burada birçok uzman ve yatırımcı bulunuyor. Bana göre burada bir şirket kurup sanal pazarda büyümek çok kolay. Avrupa'da burasıyla rekabet edecek bir yer yok. Eğer çok büyük bir hata yapılmadığı sürece bu büyümeyi durdurabilecek hiçbir etken bulunmuyor. İngiliz şirketler bu yılın ilk 6 ayında ülkeye 1.3 milyar dolar risk sermaye fonu çekmeyi başardı. Bunun yanında İngiltere'ye yatırım yapmak hala çok güçlü. Brexit'ten bir ay sonra 40 yeni anlaşma yapıldı. Ancak bu etkileyici rakamların üstünü kazıdığınız zaman ortaya çıkan tablo pek de toz pembe değil. Risk sermayesi yatırımcısı André de Aes, Brexit'ten sonra birçok şey değiştiğini ancak bunun etkilerini henüz görmediklerini belirtiyor. Hükümet yetkililerinin ve diğer uzmanların uzun vadede bir etkisi olmayacağını söylemelerine inanamıyorum. Girişim sermayecileri ana para toplamaya çalışıyor. Temmuz ve Ağustos ayında 5 farklı yerden fon gelecekti. Ancak şimdi bunlardan sadece biri geri gelecek. Şirketler açısından durumu irdelersek 2015 yılının aynı periyoduna göre yatırım sermayeleri bu yılın 3. çeyreğinde %50 oranında düşüş yaşadı.
relative to the same period in 2015. Tüm zorluklara rağmen fon sahipleri startup şirketlere yardım etmeyi sürdürmek istiyor. Büyük şirketler araştırma ve gelişim için farklı yollar bulma imkanına sahip. Brexit sektöre bir karmaşa daha ekledi. Daha hızlı hareket etmeliyiz. Ancak Londra pazarının da kaybolacağını zannetmiyorum. Sanırım biz bu geçen 1,5 ay içerisinde yeni önlemler alıp gelecekteki iş modelimizi tasarlayan ender firmalardan biriyiz. Bazıları süreci bekleyip öyle hareket etmeyi amaçlıyor. Bu 1, 2, 3 yıl dahi sürebilir. Bu firmaların gücünü zayıflatır.